Takas İstanbul beklenti raporunu sunar. Beklenti raporundan herkese merhaba efendim. Biz piyasalardaki gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz size EkoTürk ekranlarında. Şimdi önce araştırma bölümümüzden Büşra Bingöl'e gidelim ve kendisinin detaylı açıklamalarını alalım bugünkü ekonomik verilere ilişkin. Teşekkürler Melis Kobal. 8 Eylül Cuma, haftanın son işlem gününden herkese mutlu sabahlar. Dün küresel taraftaki gelişmeler doğrultusunda JP Morgan ABD'de hizmet sektöründeki kısa vadeli heyecan artışı nedeniyle Fed'in faiz oranlarını tekrar arttırmasının mantıklı olmayacağı uyarısında bulundu. ABD'de açıklanan Ağustos ayı ISM hizmet endeksi 66 ayın zirvesine işaret eden 54.5 ile hem 52.5 seviyesindeki anken tahmininin hem de 52.7 düzeyindeki Temmuz verisinin üzerine açıklanmıştı. Ve verinin açıklanmasının ardından ABD hisseleri düşerken tahvil getirileri yükseliş kaydetmişti. Fed'in Kasım ayında faiz artırabileceği yönündeki tahminlerde yaklaşık %60 seviyesine kadar yükselmişti. Ancak JP Morgan Asset Management Küresel Strateji Direktörü David Kelly'e göre Fed enflasyonun halihazırda yavaşladığı bir ortamda faiz oranlarını bir kez daha artırırsa ABD tüketicilerini tehlikeli bir yere itme riskiyle karşı karşıya olduğunu da belirtmişti. Genel olarak son iki günde gelen önemli açıklamaları toparlayacak olursak, veri odaklı baktığımızda Euro bölgesinden perakende satışlarına ilişkin rakamları karşılamıştık. Temmuz'da aylık bazda bir gerileme kaydetmişti. Almanya tarafındaysa fabrika siparişleri Temmuz'da beklentilerin ötesinde bir düşüş göstermişti. Küresel taraftan gelen açıklamalar boyutundaysa ABD Merkez Bankası'nın 5 kitabı yayınlanmıştı. Kitapta Temmuz ve Ağustos aylarında ekonomik büyümenin ılımlı olduğunu ve ülke genelinde istihdam artışının yavaşladığı bildirilmişti. Ayrıca FED üyesi ve Boston FED Başkanı Susan Collins para politikasında ilave sıkılaştırma gerekebileceğini söylemiş ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin de şahin açıklamalar gelmişti. ECB üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaus Knot'ta piyasaların Eylül'de faiz artış ihtimalini hafife alıyor olabileceğini belirtirken, Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir de enflasyonun %2'lik hedefe dönmesi için faizlerin bir kez daha artması gerektiği görüşünü savunmuştu. Öte yandan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de bir açıklamayı takip ettik kendisinden. İngiltere Merkez Bankası'nın geçen ay 14. kez arttırım kararı alarak faizi %25.25 seviyesine yükselttiğini belirtmişti. Ülke enflasyonunun bu yılın sonunda önemli ölçüde düşmesinin beklendiğini, mevcut faiz oranlarının halihazırda döngünün zirvesine çok daha yakın durumda olduğunu söylemişti. Biraz daha yurt içi tarafa dönecek olursak, geride bıraktığımız gün yurt içinde ekonominin 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin yol haritası belli olmuştu. Orta vadeli programın tanıtımı için bir toplantı gerçekleşmişti. Ardından Morgan Stanley'den konuya ilişkin bir değerlendirme yapıldı dün. Orta vadeli programda sıkı para politikasına verilen güçlü destek ve enflasyon projeksiyonlarındaki yükseliş nedeniyle bu yıl için politika faiz beklentisini 5 puan artırdığını bildirdi. Öte yandan Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra %80 yükselen Borsa İstanbul'la ilgili aracı kurumlar yaptıkları tahminleri güncellemeye devam ediyor. Son olarak Deniz Yatırım yayınladığı 2023 strateji güncelleme raporunda Borsa İstanbul için hedef fiyatını 10.250 puan yükseltti. Ve bu yükselişe dair yapılan açıklamaya ilişkin neden sonuç neticesinde ise Türk hisse senetlerinin portföylerindeki ağırlığının orta vadede artırılması önerisine bulunarak 2023 başlangıcında BIST endeksi için belirlenen 12 ay vadeli 7.100 puan olan hedef seviyeyi
makro beklentilerin doğrultusunda yapılan güncelleme ile yıl ortasından itibaren açıklanan şirket finansallarının getirdiği hedef fiyat revizyonu ihtiyaçlarının ciddi bir azalış göstermesini ve bu şekilde devam etmesini bekledikleri ülke risk priminin ekonomi yönetimindeki değişiklikler ve para politikasının yeniden çalışır pozisyona geçmesini, gelecek dönem ülke kredi notu seyri ve bunun üzerindense yabancı portföy akımlarında toparlanma olacağını belirtti. Öte yandan belirsizliklerin nispeten azaltılacağı beklentisi gerekçeleriyle de hedef fiyatı 10.250 seviyesine yükselttiklerini açıkladı ve beklentilerinin Eylül kapanış seviyesi itibariyle %26 yükseliş potansiyeline işaret ettiklerini belirten de bir değerlendirmede bulundu Denizbank. Bugüne bakacak olursak, dönersek günlük bülten tarafında küresel ve yurt içinde önceki günlere nazaran daha sakin bir gündem akışı olacakken saat 9'da Almanya enflasyon oranı rakamlarını karşılıyor olacağız. Aylık bazda önceki rakam %0.3 iken bu ayda da rakamın değişmeden sabit kalması bekleniyor. Yıllık bazdaysa %6.1 olan önceki ay rakamının bu ay %0.1 artışla %6.2'ye yükselmesi tahmin ediliyor. Saat 10'daysa yurt içi taraftan finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve dış ticaret endeksi rakamlarını karşılıyor olacağız. Şimdilik aktaracaklarımız da bu kadar. Herkese bol kazançlı bir gün ve mutlu bir hafta sonu geçirmesini dilerim. Sevgiyle kalın. Efendim, şimdi fiyatlamalardaki son duruma kısaca bir bakalım, ardından Çağlar Toros'ta sohbetimize başlayacağız. Dün BIST 100 endeksini 8.337 puandan kapatmıştık ve yine artı bir değerle kapatmış oldu BIST 100 endeksi. Dünü de 156 milyar TL'lik de bir hacim vardı BIST 100 endeksinde dün itibariyle ve de yaklaşık olarak da kazanıma baktığımız zaman %1.91'lik bir değer kazanımı oldu. İşlem hacmi 149.2 olarak gerçekleşti. En çok kazandıran 5.39'da sigorta, kaybettirense 0.99'da kıymet ve menkul kıymet ve yatırım ortaklığı oldu. Bankacılık endeksi 2.11, holdingde 2.04 değer kazandı. Ereğli, Demir Çelik, İş Bankası, Emlak Konut, Aselsan ve Türk Hava Yolları da en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Dolar TL'de 26.84'teyiz. Euro TL 28.79, sepet kur 27.81 ve gram altın 1.661 seviyesinde. Asya borsalarına bir bakalım. Çünkü bugün baktığımız zaman Çin hisse senetlerinde azalan yatırımcı iyimserliği ve zayıf yuan nedeniyle bir düşüş görüyoruz. Çinli yetkililerin uygulamaya koydukları teşvik politikalarına rağmen Çin ekonomisine yönelik yatırımcı iyimserliğinin azalması ve zayıflayan yuan Çin hisse senetlerine bugün satış getirdi. Çoğu sektörde hisse senetleri değer kaybederken gayrimenkul geliştiricileri, enerji ve medya şirketleri %1 ve %2,5 arasında değer kaybetti. Çin'le ilgili bir notu aktaralım hemen. Çin'in devlet çalışanlarının iPhone kullanımını kısıtladığı yönündeki raporlar ve korumacılık korkuları Asya'daki çip tedarikçileri hisseleri üzerinde baskı yaratıyor. Apple'ın piyasa değerinden 2 gün içinde de yaklaşık 200 milyar dolar silindiğini ifade edelim ve Çin'de en büyük varlığa sahip Amerikan şirketlerinden Apple'ın tedarikçisi Qualcomm'da da %7.2'lik bir düşüş görüldü ve bu da dün Amerikan borsalarında %2.2'lik düşüşle birlikte kayıplara öncülük etti diyebiliriz ve de Çin-ABD ayrışması sıkıntıları devam ediyor. Bu arada Yellen'dan bir açıklama geldi sabah saatlerinde Amerikan Hazine Bakanı'ndan. Çin'in ekonomik zorluklarını takip ediyoruz ancak bunların ABD'ye doğrudan etkisi yok. Küresel büyüme için önemli şey Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmesi dedi. Amerikan Hazine Bakanı Yellen kendisi G20 zirvesine gidiyor. Biden da orada olacak, hatırlatmış olalım. Bu arada Japonya Nikkei'de 1.30'luk bir geri çekilme 32.562'deyiz. Hong Kong borsaları kapalı çünkü Hang Seng çünkü orada sel felaketi nedeniyle borsa kapandı bugün. Hindistan Sensex'te de 66.414 puanı görüyoruz 0.23'lük bir yükselişle diyelim ve buradan Çağlar Toros'a gidelim. Çağlar, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın.
Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi ben senden hemen bir Borsa İstanbul yorumu alayım. Yine yükseliş görüyoruz. Dün 1.1'lik bir kazanım. 8.337 puandayız ve dün en yüksek seviye rekoru da 8.358'e taşındı. Şimdi bugüne sence nasıl başlarız? Haftayı nasıl kapatırız? Sence OVP fiyatlanmış mıydı ve Fitch de fiyatlandı mı? Ne dersin? Evet, yani Perşembe günü açıklanan orta vadeli programda biraz daha beklentilerin fiyatlanmasına ilişkin bir Borsa İstanbul tarafında hareketlilik gördük diyebilirim. Çünkü ekonomi yönetiminin değişmesinden sonra yapılan açıklamalar zaten rasyonelite çerçevesi içerisindeydi ve orta vadeli programa ilişkinde beklentiler açıkçası biraz daha piyasalara paralel olması bekleniyordu ki benzer bir orta vadeli program geldi ve Perşembe günü içerisinde orta vadeli programın açıklanması ile birlikte ben o gün beklentilerin fiyatlandığını düşünüyorum. Özür dilerim, çarşamba günü açıklanan OVP için. Daha sonrasında bu dün orta vadeli programı ilişkin biliyorsunuz yani sosyal medya tarafında birçok bilgi kirliliğine yönelik açıklamalar vardı. Daha doğrusu dolar TL kuruna ilişkin birçok haber akışı vardı ve buna ilişkin de dün Sayın Şimşek, Sayın Erkan ve Sayın Yılmaz'ın yaptığı açıklamalar piyasalara destek verdi diyebilirim. Çünkü Merkez Bankası'nın bir kur tahmininin olmadığı dile getirildi ki zaten Merkez Bankası'nın bir kur tahmini olmaz. Varsa da projeksiyonlar içerisinde kendi bildikleri bir kur tahminleri olur ve bu piyasaya paylaşılmaz aslında. Yapılan bu açıklamaların rasyonelite çerçevesi içerisinde olmaya devam etmesi Borsa İstanbul BIST Endeks tarafına dün destek sağladı diyebiliriz ve sizin de belirttiğiniz gibi TL bazlı bir Borsa İstanbul tarafında rekor seviyelerle günü tamamladık. En çok kazandıran sektör grubu sigortacılık, metal ana sanayi sektörü ve bankacılık sektörü oldu ki zaten geçtiğimiz haftadan bu yana yukarı yönlü hareketi süren bir bankacılık sektörü payları var. Bankacılık sektörü paylarındaki yukarı yönlü seyrin bence sürmesinin ana sebebi de geçtiğimiz hafta İş Bankası tarafından gelen haber akışı oldu ki burada İş Bankası tarafının haberi açıkladığı gün piyasa değeri defter değeri 0.96 seviyelerdeyken özel banka ortalamaları 1 olmuş seviyelerdeydi ve İş Bankası tarafı da bu seviyelere kadar geldi. Bu da bankacılık sektörünü destekledi diyebiliriz. Yani Fitch tarafı fiyatlandı mı? Yani şu an için kısmi de olsa fiyatlandı diyebilirim. Çünkü şu an için belki beklentilerin biraz daha olumlu bir seyri söz konusu ama beklentilerden sonra da bir de gerçekleşmenin ben fiyatlamasını bekliyorum. Dün Moody's tarafından da yapılan bir açıklama var. Daha öncesinde zaten not görünümünü yukarı yönlü revize eden bir Moody's vardı ve buna ilişkin de dün bir açıklamalar yapıldı. Türkiye'ye ilişkin olumlu seyrin devam etme beklentilerinin söylenmesi endeks tarafında destekledi diyebilirim. Burada zaten yabancı kuruluşların da Türkiye ekonomisine olan güvenini aktarmaya başlaması da aslında bizim ekonomi yönetimi tarafından atılan adımların ne kadar doğru olduğunu gösteriyor diyebilirim. Şu an için rasyonelite çerçevesi içerisinde haber akışlarına bağlı olarak yukarı yönlü giden bir Borsa İstanbul BIST endeksi var. Orta vadeli olarak ben bu yukarı yönlü seyrin bu trendin devam edebileceği kanaatindeyim. 300 dolarlı seviyelerin üstünde kaldığımız sürece kısa vadeli olarak 318 dolar seviyesinin ben hedef haline gelebileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan geri çekilmelerde de artık psikolojik bir destek seviyesi olan 8000 seviyesi bence yakından takip edilmeli. Bu seviyenin altında kalmamız durumunda 7700 seviyesi ana destek seviyesi olarak ön plana çıkıyor. Ama dediğim gibi orta vadede Borsa İstanbul tarafında ben yukarı yönlü trendin devam edeceğini düşünüyorum. Ve burada 318 dolar seviyesi kısa vadeli olarak hedef haline gelebilir diyebilirim. Evet. Peki endeks olarak önerin nedir? Yani takip ettiğimiz endeksler tarafında tabii ki ilk başta bankacılık sektörü var. Neden bankacılık sektörü var? Çünkü biraz önce de belirttiğimiz gibi yabancı kuruluşlar tarafından Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu haber akışları gelmeye devam ediyor ve yabancı yatırımcı ilgisinin gelme beklentisi bence ilk önce bankacılık tarafıyla harekete geçecektir. Dün Sayın Şinşek'in yaptığı çok önemli bir açıklama vardı. Yani görüşülmedik yatırımcı bırakmayacağız gibisinden ve burada Asya'dan Arap Yarımadası'na kadar bütün yatırımcılarla görüşüleceği ifade edildi ki yanlış hatırlamıyorsam 17 Eylül'de de bir New York'ta Goldman Sachs'ın bir toplantısına katılacak ve burada sunum yapması beklenen bir Mehmet Şimşek var. O yüzden yabancı yatırımcı ilgisiyle birlikte ben bankacılık endeksinin yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki şu an rasyolar tarafında biraz daha yukarı yönlü bir bankacılık tarafı görebiliriz ama
Yani fiyatlamalar üzerinde yukarı yönlü bir bankacılık rasyoları görüyor olabiliriz ama burada rasyonelite çerçevesi içerisinde yapılan açıklamaların devam edilebileceği öngörüsü ve diğer taraftan atılan adımların bankacılık sektörünün olumlu etkileri bankacılık sektörü tarafındaki potansiyeli bize aslında gösteriyor. Anlık hikayede diyebilirim. Ulaştırma sektörü koronavirüs pandemisine ilişkin yeni haber akışları gelmeye devam ediyor ki İspanya Devlet Başkanı Sanchez'in de COVID-19 testinin pozitif çıktığı ve G20 Liderler Zirvesi'ne katılamayacağı haberi medyalara yansıdı. Koronavirüse ilişkin gelen haber akışları ulaştırma sektörü paylarını belki kısmi de olsa baskılayabilir ama hala o tarafta ben potansiyel olduğunu düşünüyorum. Dün Türk Hava Yolları tarafından yolcu istatistikleri geldi ve yolcu istatistikleri rekor seviyelerde açıklandı. Buradaki yolcu trafik sayılarının rekor seviyede açıklanması, kur tarafındaki yukarı yönlü seyir ve turizm sezonunun 3. çeyrekte finansallara yansıyacak olması bence ulaştırma tarafındaki potansiyeli bize hala gösteriyor diyebilirim. Otomotiv sektörünü yakından takip etmemiz lazım. Çünkü çip krizinin azalarak devam etmesi, diğer taraftan iç talebe bağlı olarak satışların artarak devam etmesi otomotiv sektörü tarafında destekliyor. Burada kurdaki yükseliş satışlarını yansıtabilen şirket gruplarından bir tanesi de otomotivin olması bence potansiyel göstergesi diyebilirim. Enflasyon teması hala hayatımızda. Yani burada fiyatlar genel düzeyindeki artışların şirket karlılıklarını olumlu etkileyebileceği algısı Borsa İstanbul tarafında fiyatlanmaya devam ediyor. Tabii ki burada maliyet yönetimi iyi olan şirketlerin ben ön plana çıkmasını bekliyorum ki risksiz getirilerin enflasyon karşısında yetersiz kalması Borsa İstanbul tarafında bize hala hikayenin bitmediğini aslında gösteriyor. Enflasyon temasından olumlu etkilenebilecek bence sektör gruplarının başında da perakendecilik sektörü geliyor ve gıda perakende özelinde indirim marketlerine olan ilginin tasarrufların azalmasından dolayı artması ve şube ağ tarafındaki yukarı yönlü seyrin devam ederek gıda enflasyonunun şirket cirolarına olumlu yansıyabileceği görüşü bence gıda perakendecilik şirketlerinde bu yıl içerisinde ön plana çıkartacaktır diye düşünüyorum. Zaten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %58 olmasına rağmen faiz kararının ardından yayınlanan metinde üst sınıra daha da yaklaşabileceğine dair sinyaller verilmişti. Burada da üst sınırının %62 seviyesinde olduğunu hatırlatalım. Zaten orta vadeli programda da %60'a yakın bir yıl sonu enflasyon beklentisi var. O yüzden enflasyon temasından olumlu etkilenebilecek sektör grupları bence bu yıl içerisinde yakından takip edilmeli. Diğer taraftan kur tarafında bir yukarı yönlü seyir beklentisi var ki burada zaten orta vadeli programında en çok tartışılan konu kur tahminiydi. Buradaki kur tahmini biraz daha gayri safi yurt içi hasılaya ilişkin hem TL bazında hem de dolar bazında verilen bir veri vardı. Yani bunların birbirine bölünmesinden oluşan bir dolar TL kuru gibi lanse edildi ki zaten orta vadeli programın yapılma amacında bir yani kur tahmini olması gerekiyor ama tabii bu bize direktman yansıtılmadı. Sadece piyasa tarafı bu iki verinin birbirine bölünmesinden bir kur tahmini elde etti. Buradaki kur tarafındaki yukarı yönlü seyrinde devam edebileceği beklentileriyle birlikte ihracatı yüksek, satışları dövize endeksli ve kurdaki yükseliş satışlarına yansıtabilen şirket gruplarının ben ön plana çıkacağını düşünüyorum bu yıl içerisinde. Peki bu JP Morgan'ın önden yüklemeli Eylül-Ekim'de toplam 1000 bas puanlık faiz artışı beklentisine ne dersin? Sence mümkün mü? Yani mümkün fakat orta vadeli programın açıklanmasından sonra ben biraz daha beklentilere paralel gelebilecek bir faiz artırımı bekliyorum. Çünkü orta vadeli programdan önce yapılan baktığımız zaman piyasa beklentileri bu ay içerisinde yaklaşık 500 bas puanlık bir faiz artırımı yapılabileceği kanaatindeydi. %30'a çıkacağı ve yıl sonuna kadar biraz daha %35'lik bir seviyelerde yoğunlaşan politika faizi vardı. Belki bu ay içerisinde 500 bas puanlık bir faiz artırımı olabilir ama ben yıl sonuna kadar %35'lik seviyelere kadar yükselen bir faiz öngörüyorum. O yüzden hani 2 ay içerisinde 1000 bas puan ihtimaller dahilinde ama orta vadeli programa ilişkin verilen mesajlarla birlikte ben bu 2 aylık süreçte değil de yıl sonuna kadar bir %35'lik faiz artırımı olabileceği kanaatindeyim diyebilirim. Evet. Peki Fitch beklentini de alayım ben senden bugün.
Tabii yani bugün Fitch tarafından bir rapor açıklanması bekleniyor. Türkiye'ye ilişkin bir görünüm raporu ve kredi notu güncellemesi bekleniyor. Tabii hatırlatmamız gerekir. Bunu yapma zorunlulukları yok. Sadece tarihler bazında Türkiye'ye ilişkin bir not görünümü ve raporu yayımlanabileceğine dair bir beklenti var. Ama bu kadar olayın olduğu, yani ekonomi alanında bu kadar olumlu seyrin olduğu bir yerde olumsuzluklar ortamında yabancı kuruluşlar notları anında düşürebiliyorken, bence bu olumlu seyirde de ben Fitch tarafından not güncellemesinin geleceği kanaatindeyim ve burada bir olumlu yönde Fitch tarafından not bekliyorum diyebilirim. Çünkü hem Moody's tarafından hem JP Morgan tarafından olumlu haber akışlarının gelmesi bence Fitch tarafından da olumlu bir not görünümüne ilişkin bize sinyaller veriyor. O yüzden Fitch tarafından ben bir not görünümünde yukarı yönlü bir revizyon bekliyorum. Evet. Peki ben senden son olarak da bu genel olarak bahsettin ama hani borsadaki yönle ilgili bu ayı sence nasıl kapatırız? Yine pozitiflik devam ediyor mu? Ne dersin? Ne sıkıntı olur bizim için mesela? Evet. Bir de hatırlatalım yani yabancıların bu haftada yine alıma net alıma geçtiğini de hatırlatmış olalım dünkü rakamlar üzerinden. Evet, Eylül ayında zaten yabancı yatırımcı bence tamamen orta vadeli programı bekliyordu ki yabancı kuruluşların yaptığı açıklamalara baktığımız zaman piyasa beklentilerine paralel bir orta vadeli program açıklandı. Şimdi yabancılar zaten belirsizlik ortamından dolayı yurt içi piyasalardan gitmişti. Şu an için ekonomiye ilişkin rasyonelite çerçevesi içerisinde yapılan açıklamalar ve bunların artık datalara yansıtılması yabancı yatırımcı ilgisini de şu an için çekmiş durumda ve çekmeye de devam edecek gibi gözüküyor. Sizin de belirttiğiniz gibi yabancı yatırımcılar hisse ve dips işlemleri tarafında net alıcılı tarafa geçti geçtiğimiz hafta itibariyle. Tabii ki bu durum Borsa İstanbul tarafındaki trendi yukarı yönlü destekleyecek gibi gözüküyor. Enflasyon temasının olması, burada ekonomi yönetimine gelen ekonomi yönetiminin yaptığı açıklamalar Borsa İstanbul tarafındaki potansiyeli aslında bize gösteriyor diyebilirim. Ben yukarı yönlü trendin orta vadede devam edebileceğini düşünüyorum ve burada yıl sonu beklentilerine baktığımız zaman zaten kurumlar tarafından bir revizyon var. Bizim de 375 dolarlı seviyelerde bir hedef beklentimiz var. Borsa İstanbul BIST endeksi içerisinde. Bu da zaten 10.000'li seviyelere tekabül ediyor diyebilirim. Evet, kurla ilgili ne diyelim peki? Kur beklentisi alalım senden bir de. Yani kur tarafındaki gerçekten şu an için volatilite yüksek ve yukarı yönlü seyrin devamı bekleniyor. Belki burada cari işlemler dengesine ilişkin bir cari işlemler dengesi derken burada turizm gelirlerinden ötürü bir dolar TL tarafında bir geri çekilme beklentisi vardı. Ama bu aylarda Türkiye'nin dış borç ödemeleri de gelecek. O yüzden bu dış borç ödemelerinin olması da dolar TL tarafındaki baskıyı artıracaktır diye düşünüyorum. Ben biraz daha dolar TL tarafının bu yıl içerisinde 27'li 28'li seviyelerde dengelenebileceği kanaatindeyim. Hani çok fazla bir yukarı yönlü seyir beklentim yok. Ama tabii burada hem global taraftaki haber akışları hem de yurt dışı dinamiklere bağlı bence bunu yakından takip edeceğiz. Ama şu an için opsiyon piyasalarına baktığımız zaman 27'li seviyelerde yoğunlaşma görüyoruz diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Çağlar Toros yayınımıza katıldığın için ve sana da iyi haftalar diyoruz. Daha doğrusu iyi hafta sonları, yeniden görüşmek üzere diyelim. Ve efendim burada da beklenti raporunun sonuna gelelim. Birazdan piyasa analizi yeniden birlikteyiz. Saat 9'da görüşmek üzere. İstanbul beklenti raporunu sundu.